Deniz İhracatçılar Birliği DENİB tarafından organize edilen istişare toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, bu programımızın bir özelliği var. Uzun zaman sonra Denizli özelinde ve Denmerder tarafından organize edilen ve bu kadar geniş katılımlı ilk program olma hususiyetini taşıyor. Denizli'nin de bu manada şöyle bir önemi var. Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatında, ki işlenmiş olması bu açıdan önemli, Denizli yaklaşık 250 milyon dolar ihracatla Türkiye birincisi. Dolayısıyla birçok doğal taşın Denizli'de işleniyor olması Denizli'yi doğal taş sektöründe önemli bir merkez haline getirmekte. Bu bağlamda bugünkü toplantı sektörün problemlerinin ve bunların nasıl çözülebileceğinin konuşulması noktasında iyi bir vesile olacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan açılış konuşmalarını yapmak üzere Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Denmerder Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Serter'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Serter. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın MAPEK Genel Müdürüm, Sayın MTA Genel Müdürüm, Sayın Denizli İl Emniyet Müdürüm, Sayın İhracatçı Birliği Başkanlarım, Sayın Bölge Müdürlerim, İl Müdürlerim, Sayın Tümmer Başkanım, Sayın TMD Başkanım, kıymetli STK Başkanlarım, basınımızın güzide temsilcileri ve diğer sektör temsilcilerimiz, Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği ile Deniz İhracatçılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu doğal taş ve maden sektörü istişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Derneğimiz kurulduğu 2003 yılından bugüne üyelerimizin arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirerek toplum ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir madencilik anlayışı ile sektörün taleplerini tespit ederek bunları gerekli platformlarda dile getirmektedir. Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yereldeki sorunlarımıza da çözüm bulmak amacıyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Bu doğrultuda derneğimiz sektörümüz ile ilgili yasa ve yönetmelik çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla sektör STK'larımız ile ortaklaşa hareket ederek üyelerimizin değerli katkılarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Denizli sektör istişare toplantılarına pandemiden dolayı uzun süre ara vermiştik. Bu toplantı vesilesiyle tekrar başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Denizli ilimiz sanayisi ihracata yönelik üretim anlayışıyla Türkiye'nin 9. büyük ihracatçı şehridir. Sektörümüz 2021 yılında Denizli'den 287 milyon dolar doğal taş ihracatını gerçekleştirmiştir. Bu vesile ile 2021 yılı işlenmiş doğal taş ihracatından sahip olduğumuz tüm dünyada bilinen ve aranan Denizli travertenini, ocaklarının bulunduğu Ballık Havzası'nın Türkiye'nin en büyük traverten rezervi olması hasebiyle ilimizin sektörümüzdeki konumu ve avantajını daha da pekiştirmektedir. Denizli Doğaltaş Ocakları'nın yoğunlaştığı birçok bölgeye yakın olması, ihracata yönelik Ar-Ge'ye önem veren endüstriyel üretim anlayışı ile Doğaltaş sektöründe üretim ve pazar yeri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Denizli ilimiz yerinde derneğimizin yapmış olduğu kısaca çalışmalardan bahsetmem gerekirse, öncelikle Kocabaş Fabrikalar bölgemizdeki toprak ve stabilize, aynı zamanda yeni pasa sahamızdaki toprak ve stabilize yolu asfaltlanması çalışması. Bu konuda değerli katkılarından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza hasreten çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda Onaz İlçe Belediye Başkanımız Yüksel Tepene'ye teşekkür ediyorum. Yol yapım ihalemiz bugün öğrendiğimiz kadarıyla bugün ihaleye çıktı.
Umarım en kısa zamanda tamamlanır. Bu konuda Kocabaş bölgesindeki fabrika sahibi firmalarımızdan Honaz Belediyesi'ne yol ihalesinde kullanılmak üzere şartlı bağış yapmasını önemli rica ediyorum. İkinci bir konumuz Kocabaş fabrikalar alanındaki mermer ıslah organize sanayi ilan edilmesiyle ilgili. Sayın vekillerimizle, sayın sanayi odamızla istişare yapıyoruz. İnşallah yeni yönetmelik değişikliğiyle bu konuda da adım atma şansımız olur. Bir üçüncüsü Devlet Demiryolları Kartlı Lojistik Köy yatırımı var. Uzun zaman önce yapılmıştı. Fakat bürokratik engellerden dolayı bir türlü faaliyete geçememişti. Geçen hafta Afyon TCD'de genel müdürüyle yaptığımız, bölge müdürüyle yaptığımız konuşmaları istinaden buranın tekrar faaliyete geçmesiyle ilgili çalışmalarımıza başlamak durumundayız. Son olarak eski pasa sahamız yeni otobar yolunun hemen yanında. Şu anda görünür vaziyette değil. Fakat otobar faaliyete başlayınca görünür hale gelecek. Dolayısıyla insanlar bu atık yığıntısını göze rahatsız ettiğini ifade etmeye başlayacaklar. Bunun bertaraf edilmesiyle ilgili veya rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalara bugünden başlamamızda fayda olduğu kanaatindeyiz. Sözü daha fazla uzatmadan derneğimizin organizasyon sponsorlarından Sayın Selahattin Çınar'a ve Mehmet Çelikkol'a ve aynı zamanda bu ayı alanında bizleri yalnız bırakmayan değerli sektör paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplantının sektörümüz için faydalı olacağını umarak değerli ve yoğun katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sayın Sertere konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Deniz İhracatçılar Birliği Deniz Başkanı Sayın Hüseyin Gümüşoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Gümüşoğlu. Sayın Hanım, Sayın Müşevveri Başkanı, Sayın Vekillerim, İhracatçılar Birliği Başkanı arkadaşlarım, kıymetli Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız, şehrimize Ankara'dan ve diğer illerden gelen bürokratlarımız, Denizli, Mermerci, Boğaltaş sektörünün emekçileri olan kıymetli arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, hepiniz şeref verdiniz. Umarım yemekler bitti. Yemekler tatlı servisi başladığına göre biz de programı başlattık. Biraz geç oldu, 10 dakika ama Sayın Valim burada 10 dakika geciktik diye kusura bakmayın. Şimdi tabii zamanında şey yaptım. Siz de Türkiye'ye çıktığınızda bana da bir iyi demiştim. Şöyle, evet bu ilk defa yapılan bir etkinlik. Biz geçtiğimiz iki sene içerisinde biliyorsunuz Denizli'de yaklaşık 1400 tane faal ihracatçı firma var. Bu 1400 firmanın biz 600'den fazlasını, 640 taneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam, ziyaret ettik. Tek tek kapılarını çaldık. Dolaştığımız mermer firmalarından bir 70-80 tanesi de mermerciydi. En büyük eleştiriyi Denizli İhracatçılar Birliği'nin tekstil bilgi birliği olduğunu, mermerle ilgilenmediğini söylediler bize. Ben yaklaşık herhalde bir 20-25 tanesini birebir aradım, konuştum. Hatta içlerinden birkaç tanesini ziyaret ettim yerlerinde. Denizli mermer sektörü deniz için evet %6.3 bir yer ifade etse de yani ihracatın içerisinde bence ülkeye sağladığı katma değer açısından çok daha kıymetli olan bir sektör. Çünkü %100 kendi ürünümüzü satıyoruz. Bugün otomotiv sektörün yaklaşık %60'ı, bizim tekstil sektörün yaklaşık %30'u, birçok sektörün belli oranlarda ithal ikameye dayandığını da biliyoruz. O nedenle doğal taş ve mermer sektörü bizim %100 kendi kaynağımız, %100 bize kalan bir sektör. Denizli geçtiğimiz sene %38 artışla 2021 yılında bir 290 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Burada biraz önce İrfan Bey söyledi, 85-02 kategorisinde 250 milyon dolar ihracatla, işlenmiş taş ihracatıyla biz Türkiye birincisi olduk. İstanbul ikinci, Afyon üçüncü sırada burada. Bu senede ilk, yani 15 Ağustos itibariyle baktığımızda 188 milyon dolar ihracatla %8 bir artış içerisindeyiz geçtiğimiz seneye göre. Umarım sizlere güveniyoruz. Bu rakamı daha da artıracaksınız. Önümüzde bir fuar var, biliyorsunuz, Marmamak Fuarı. Marmamak Fuarı'nda Denizli İhracatçılar Birliği ilk defa olarak sizlerle beraber olacak. Orada bir standımız var. Standı olmayan ama fuara ziyarete giden arkadaşlarımız bu standımızda toplantılarını yapabilirler. Orada dinlenebilirler. O amaçla yapıyoruz. Zaten bunu birçok fuarda daha önce yapıyorduk. Marmamak'ta ilk defa yapacağız. İnşallah sizlerin de destekleriyle bunun devamını getireceğiz. Sonra sizlerin de gene bildiği gibi Nisan ayındaki Mörbul, İzmir'deki Mörbul Fuarı'nda biz orada bir alım heyeti organize ettik. Diğer birliklerimizle birlikte. 350'ye yakın satın almaya 36 ülkeden geldi. Toplantı yaptı. Bizden 18 firma katıldı. O firmalar aldığımızda dönüşlerde olumluydu. Memnun olduklarını duyduk ve bunu da devam ettireceğiz. Bu arada Rüstem Başkan'a da ben ekstra bir teşekkürde bulunayım. Tabii ihracatçı birliklerin kendi mevzuatı gereğince en fazla, biz 4 tane bölgesel birlik var Türkiye'de. 61 tane birlik var. Bunun 4'ü bölgesel, 13 tane genel sekreterlik var. Biz bölgesel birliklerden bir tanesiyiz ve kendi şehrin adıyla olan tek birliğiz bu arada. Başka bir şehir adıyla anılan ihracatçı birliği yok. Biz normalde hazır giyim, bizde %38 pay aldığı için hazır giyim sektör kurulundayız. Ama sağ olsun Rüstem Başkan dedi ki Denizli bu sektör için önemli bir şehir. Bu sektör kurulunda resmi olarak olmasa da gayri resmi olarak Denizli İhracatçılar Birliği'nde olması gerekiyor. Ve biz de fahri olarak demeyelim, yani gayri resmi olarak mermer sektör kurulu, yani madencilik sektör kurulunda biz de varız. Sizlerle ilgili sorunların çözümünde yardımcı olmayı biz de bildiğimizde gayret ediyoruz. Biraz önce söylediğim gibi mermer sektörü hepimiz için önemli. Siz bizler için önemlisiniz. Burada mermer makinelerini de ayrı bir yere koymam lazım. Çünkü mermer makineleri da makine ihracatımızın içerisinde önemli bir yer oluyor. Biz burada yalnız şu var. Deniz yaptığı bu 290 milyon dolarlık ihracatın %77'sini ilk 5 ülkeye yapıyor. Onu söyleyeyim. Birinci sırada Amerika var %46 ile. Bu ülkeyi, yani ülkeleri biraz daha tabana yaymamız gerekiyor. Daha fazla ülkeye ulaşmamız lazım. Bununla ilgili de belki de URGE'yi kullanmamız gerekiyor. Biz daha önce bir önceki dönem iki defa URGE çalışması yaptık ama maalesef başaramadık. Bu dönem gene niyetimiz var. URGE, yani Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi kapsamında maden ve mermer URGE'si yapmak için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var ki size daha fazla hizmet edebilelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım toplantının sonunda da herkes mutlu ayrılır. Çünkü birçok bürokratımız burada. Siz de onlara sorunlarınızı anlatacaksınız. Umarım onlar da bize beklediğimiz cevapları verirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Memişoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Mermer ve Mermer Makinecileri Birliği Başkanı Sayın Hanefi Şimşek'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Genel Müdürlerim, kamunun değerli bürokratları, sivil toplum kuruluşların kıymetli başkanları ve çok değerli meslektaşlarım. Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği'nin ev sahipliğine gerçekleştirdiğimiz toplantımıza hoş geldiniz. Tümer olarak geçmişte olduğu gibi bölge toplantılarına büyük önem veriyoruz. Yeni yönetimimiz ilk toplantımızı
geçtiğimiz Haziran ayında Muğla'da yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Tümer olarak toplantılarımıza 9 Eylül tarihinde Sivas'ta, hemen ardında 14 Ekim günü Diyarbakır'da bölge toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdiden siz değerli konuklarımızı bu yapacak olduğumuz etkinliklere davet ediyor, değerli katılımlarınızı da bizleri mutlu edeceğini bildirmek istiyorum. Yurdumuzun her bölgesine has ya da bölge içerisinde bulunan o ile has sorunlar elbette var. Bunların farkındayız. Bu sorunları hep birlikte elimizin taşın altına koyarak, sorunları paylaşarak istişare yoluyla çözeceğimize inanıyorum. Bu sebepten yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz toplantılarımıza Tümer ailesi olarak büyük önem veriyoruz. Madencilik sektörü ile ilgili 17 sivil toplum kuruluşu ile birlikte oluşturduğumuz platform vasıtasıyla sektörün görüşlerini ve görüşlerini neticesinde oluşan taleplerini kamuda doğru zeminde karşılık bulması için çalışıyor ve buna katkı sağlıyoruz. Yeni yönetimimizle birlikte bundan sonra da bu olumlu sonuçlar veren birlikteliğin sürdürülmesi için üzerimize düşen bütün görevleri üstesinden hiç şüpheniz olmasın, duyulmasın. Dünyanın belki de en zor işini yaptığımızı, sektörümüzde ekonomik ve toplumsal faydalar sağladığımız için takdir görmemiz gerekirken, son yıllarda madenciliğe karşı çıkma girişimlerini görüyor ve bu haksız karşı çıkışlarını üzülerek takip ediyoruz. Bu çıkışlar sektörümüze yönelik kamuoyu algısını maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Halbuki hepimiz de bildiği üzere maden işletmecileri olarak mevzuat gereğince kamu kurum ve kuruluşlardan tüm izinlerini, ruhsatlarını, gerekli izinleri almadan sahalara girmiyoruz. Halbuki ülke ekonomimize yüksek değerde katma değer sağlayan sektörümüzün bu denli çıkışlar ile bazı noktalarda engellediğini görmek bizi de üzüyor. Ve bu yönde yanlış bilgi sahibi olan kamunun doğru aydınlatılması içinde gayret gösteriyoruz. Tabii ki bunların yanında bize düşen ödev, çevreye kalıcı zarar vermeden atılacak her adım mevzuata uygun şekilde atarak üretime ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu arada mermer sektörümüze güzel bir haber vermek istiyorum. İsvaş Genel Müdürümüzle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bir önceki dönem İbrahim Başkanım da fuar açılışında gündeme getirmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız da o dönemde söz vermişti. Ben bugün sabah 8-10 telefonla görüşme en sonucunda mermer sektörünü fuara katılan Tümer üyelerine %10 indirim yapılacağını şimdiden mermer sektörüne bilgi vermek istiyorum. Değerli konuklar, beni dinlediğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu toplantımızın sektörümüzde çok değerli bir yeri olup çok büyük katkıları sağlayan Denizli ilimizde gerçekleştirmekten ayrıca mutluluk duyuyorum.
Sektörümüze her zaman değerli destekleri için esirgemeyen, her zaman taleplerimizi büyük bir dikkatle dinleyip değerlendiren genel müdürümüze ve değerli ekibine Tümmer ailesi olarak şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için bütün değerli konuklara tekrar teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Şimşek'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın İbrahim Alimoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Zafer. Çok değerli hazırın, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Madenciler Derneği organizatörlüğünde düzenlenen doğal taş ve maden sektörü istişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Ege Maden İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere büyük çoğunluğunuz katılımıyla 22 Nisan 2022 tarihli İzmir'de yapılan Ege Maden İhracatçılar Birliği'mizin genel kurulunda sizlerin teveccühüyle göreve geldik. Bu dönem Ege Maden İhracatçı Birliği Yönetim Kurulumuzda Özçınar Mermer'den Selahattin Çınar, Çelikkol Mermer'den Hikmet Çelikkol, Kömürcüoğlu Mermer'den İlker Kömürcüoğlu, Denizlili firmalarımızın olarak görev yapıyorlar. Sayın Hazırın, Denizli'deyken sizlere kısaca Denizli ilimizin doğal taş ihracatıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ege Maden İhracatçılar Birliği'mizden Denizli'den 70 firmamız aktif olarak doğal taş ihracatı yapıyor. Birliğimiz 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde 450 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatının yaklaşık 45 milyon dolarlık kısmını Denizlili ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Ege İhracatçılar Birliği'nin doğal taş ihracatından Denizli %10 pay aldı. Türkiye genelinde en fazla işlenmiş doğal taş ihracatı yapan ilimiz Denizli. Denizli toplam doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı %85'e ulaşmış durumda. Türkiye'nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payının %65-70 olduğunu düşündüğümüzde Denizli ilimizin çok daha katma değerli doğal taş ihraç ettiği ortaya çıkıyor. En büyük ihracat pazarlarımızdan biri olan Çin'deki daralmaya rağmen bu başarıyı sağlayan üyelerimizin her birini canı gönülden kutluyorum. Doğal taş sektörümüzün sürdürülebilir ve çevreye duyarlı madencilik ilkeleriyle ihracatını daha da artırması için önümüzdeki 4 yıl çabalarımız sürecek. Madencilik sektörü olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir temalı projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu amaçla Ticaret Bakanlığımızın da %70 destek verdiği yeni bir Urge projemizi 26 firmamızla başlattık. Madenlerin hayatımızdaki önemini ortaya koymak, yeşile duyarlı üretim yaptığımız kamuoyu ile paylaşmak amacıyla İstanbul Maden İhracatçılar Birliği'mizle dönüşümlü olarak düzenlediğimiz Hayatımız Maden Çalıştayı'nın 5.sini 2023 yılının başında Afyon'da düzenleme kararı aldık. Hayatımız Maden Çalıştayı dışında katma değerli ürün ihracatımızı artırmak amacıyla doğal taş sektörümüzün mimarlar ve tasarımcılarla arasında köprü görevi yapan AMOR doğal taş tasarım ve üretim yarışmalarını bu yıl 3.sini düzenliyoruz. İş sağlığı ve iş güvenliği üst seviyede çıkarmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği destekli doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projemiz ile doğal taş ihracatımızın güçlü olduğu illerde faaliyetlerimiz devam ediyor. Saygıdeğer konuklar, tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor. Ege Maden İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Alimoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve TİM Maden Sektörü Başkanı Sayın Rüstem Çetinkaya'yı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim.
Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Genel Müdürüm ve değerli bürokratlarımız, birlik başkanlarımız, sevgili meslektaşlarım. Bugün benden Deniz İhracatçılar Birliği Başkanımız, dün akşam bir yemek yedik, dedi ki başkanım şöyle kısa bir konuşma yaparsan iyi olur dedi. Notlar vardı, onları bıraktım. Şöyle birkaç not aldım. Bugün sağ olsun Sayın Valimizle şimdi tanışma şerefine eriştim. Çok samimi. Kravatları da çıkarttık. Ortam çok samimi. Konuşma da izninizle biraz daha samimi olmasını, samimi olmasına çaba sarf edeceğim diyelim. Tabii konuşmayı kısa tutmak istiyorlar, haklılar. Neden? Bir an önce sektörün paydaşları sektörün sorunlarını paylaşsın, ilgililerine anlatsın, sorunlarına çare bulunsun istiyorlar. Çok haklılar. İşte ben de konuşmamı o yüzden tam da bu noktada biraz şekillendirmek istedim aslında. Bu tarz istişare toplantılarını, böyle güzel bir katılım var, salon ağzına kadar dolu. Bu toplantıların aslında böyle bir şeyinin eksik olduğunu biraz düşünüyorum, hissediyorum. O da aslına bakarsanız çok basit olarak sonuç almak. Yani bu toplantılar güzel. Bizi bir araya getirdiniz. Hem Denmerdere hem Deniz İhracatçılar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Katılanlara da, Sayın Protokolümüze de, Devlet Erkanımıza da. Ancak artık bu toplantıların sonunda her bir toplantıdaki anladığım kadarıyla peşi sıra şehirlerde yapılacak en az bir adet sektörümüzün sorununa çare ve sonuç almalıyız diye düşünüyorum. Zira onun dışında çok keyifli sohbetler yaparız, birbirimizle hoşbaş ederiz, tekrar evimize döneriz. Önemli olan burada sorunları çözmek. Sayın Genel Müdürüm Cevat Bey, biz her zaman özetle söyleyeyim, biz sizden razıyız. Yani şimdi şey yapmayalım, çoğu zaman bize hep yakın oldunuz. Yeri geldi, kendi yetki alanınızın dışındaki birçok işten de sektörümüzden taleplerle karşılaştınız, çözmeye çalıştınız. Dolayısıyla bizler sizden razıyız. Ancak sorunun bütün çözümleri tabii sizin de yetki alanınız içerisinde değil. Malumunuz birçok bakanlıkla farklı izin süreçlerimiz var. Şöyle bir baktığımızda Sayın Hüseyin Başkan'la birlikte TİM'de bir de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de ilgili mercilerle bazı toplantılar yapıyoruz. Şöyle bir baktım, başlıkları katılacaktır. Türkiye'deki sanayicinin, ihracatçının temel talepleri o tarz toplantılarda bunun gibi daha bakanlarımızın katıldığı, yeri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da şeref verdiği toplantılarda neler var baktığınız zaman? Finansmana erişim, kredi ve teşvikler. Talepler bunlar. Temel başlıklarda. Peki bizim sektör ne istiyor? Bizim sektörümüz yatırım yapmak istiyor. İstihdam yaratmak istiyor. Vergi vermek istiyor. Ocak açmak istiyor. Bizler madenciyiz. Değerli Azun'un, bizler organize sanayi bölgelerinde hazır altyapısı tamamlanmış, elektriği, suyu, yolu hazırlanmış yerlerde değil. Dağlarda, bayırlarda faaliyetlerimizi buralarda yapıyoruz. Bizler madenciyiz. Peki bu yatırımları yapmak için, bu istihdamı yaratmak için ne istiyoruz? İzin istiyoruz. İzin istiyoruz. İzin istiyoruz. Biliyorum. Gittikçe kanayan bu yaramızda belki artıyor ama bu sektör bu kadar emeği, bu kadar çabayı verirken bu basitçe talebinin karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden şu anda maruz bırakıldığı bu muameleyi hak etmediğini düşünüyorum. Bu anlamda çok değerli sayın milletvekillerimiz başta olmak üzere sorunlarımıza, çünkü sadece bürokratlarımız değil, bu konuya Sayın Büyük Millet Meclisi noktasında, Sayın Cumhurbaşkanımız noktasında da dertlerimizin aktarılmasını,
sizlerden arz ediyorum. Belki birkaç bir şey daha söyleyebilirim ama sektörümüzün algısıyla ilgili, işte dediler ya biraz önce kısa tut, şöyle bir bakınca çok da kısa tutamadığımı fark ettim. O yüzden kısa ve öz ol. Kısa ve özse peki o zaman demek ki burada kesme vakti gelmiş. Saygılarımla efendim, sağ olun. Sayın Çetin Kaya'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere MAPEK Genel Müdürü Sayın Cevat Genç'in kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanım ve diğer tüm katılımcılar, hasreten saygı ve selamlarımı arz ediyorum. Yine bize ev sahipliği yapan Denizli Maden ve Mermerciler Derneği Başkanı'na, yine Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz biraz önce sevgili başkanlarım altını çizdiler. Problemleriniz olduğunu biliyoruz. Çözmek için de buradayız ve ne zaman davet ettiyseniz her zaman yanınızda olmaya çalıştık. Mevzuatlar var. Uymamız gereken, mutlaka içinde olduğumuz problemleri bildiğimiz halde yine bize engel olan, çözemediğimiz bazı mevzuatlar olduğunda farkındayız. Var bunlar ve bu anlamda da inşallah kanunla ilgili düzenleme yapma çalışmalarımız da önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. O noktada da buradan bu haberi vermiş olayım. Şimdi şunu söyleyeyim, ciddi bir aslında sayı var. Yani 15 bin adet bir ruhsattan bahsediyoruz. 5 bin adede yakın ham madde üretim izni dediğimiz, yine devletin ihtiyacı olan ve bizden talep ettiği proje karşılığında düzenlediğimiz izinler var. Dolayısıyla 20 bin rakamı burada var. 2500'e yakın da jeotermalle ilgili olan ruhsatlara görüş veriyoruz. Bir taraftan da yani petrol ve doğalgaz tarafımızda var. Böylece 500 adet de oradan gelen ruhsatlarla da ilgileniyoruz. Ciddi sayıda baktığınızda işleme muhatabız ve onların da elbette mevzuat çerçevesinde işlemler yürüttüğümüzden dolayı önümüze çıkan problemleri var. Genel anlamda bu sayı verdikten sonra Denizli ile ilgili vereyim. Biraz sonra da zaten sizlerden enine boyuna gelecek olan sorulara çok net cevaplar vereceğimizi ifade edeyim. Sevgili MİP Başkanım söyledi. Bizim de amacımız sadece toplanmak değil. Yani burada sizlerden alacağımız sorular karşısında mümkünse burada çözmek. Değilse notlar alıp eğer genel müdürlükte çözeceksek orada çözmek. Hayır, bir tık ötede bizi aşıyor ise o zaman bakan yardımcımıza bunları ulaştırmak, bizim dışımızda o ifade edilen diğer kurumlarla ilgili de mutlaka sorular gelecek, karşılaşıyoruz. Onları da notlar alarak yine hem bakan yardımcı aracılığıyla diğer kurumlara da ulaştırıyoruz ve size de tekrar sevgili başkan dönüş yapıyoruz notlar alarak. Şöyle söylemiştiniz, şunları yaptık, şunları yapamadık, şuradayız diye. Şahsi olan şirketlerle ilgili birebir problemleri de dinliyoruz arkadaşlar. Yani buradayız, sabaha kadar demeyeyim de hani öyle yapmayın da ama yani buradayız. Şöyle yapacağız. Şimdi muhtemelen kürsüye çıkacağız. Yani temel mantığımız 5 soru almak. 5 sorunun cevabını verdikten sonra diğer 5 soruyu almak. Yoksa öbür türlü arada sorular ve cevaplar birbirine karışıyor. Böyle yol aldığımızda çok daha faydalı olduğunu gördük. Böyle ilerleyeceğiz. Başkan da müsaade ederse. Denizli'deki sayıları vereyim ve ben de yine çok uzattım herhalde. Uzatmadan bitireyim diyorum. Denizli'mizde mermer, traverten gibi doğal taşların yer aldığı 290 adet 2B grubu işletme ruhsatı mevcut.
Bu ruhsatların 84'ü işletme izinli. İşletme izinli kavramı işletme ruhsatı olsa bile biraz önce izin diye ifade ettiği izinleri almış olmanız gerekiyor. 7. madde diye tabir edilen koca bir başlığımız var. 23 adette fıkrası var maalesef. Bütün buralardan bu izinleri almış olmanız gerekir. Yani burada ÇED'i var, ormanı var, DSİ'si ve hepsinin içinde olduğu özel mülkiyetse olursan sonra valilikten alacağınız GSM izinleri var. Bu izinleri almış olan ruhsat sayısından bahsediyoruz. Bunu alamazsanız biliyorsunuz işletme yani fiiliyatta üretim yapamazsınız. Yaparsanız bunun hapise varan cezaları mevcut. Parasal cezalar da ayrıca var. Yine geçtiğimiz 2021 yılında işletme izni bu sahalardan yaklaşık 2 milyon 200 bin ton üretim gerçekleştirildi. Bu miktar 2021 yılında ülkemiz genelindeki B grubu ruhsatlardan üretilen yaklaşık 18 milyon 250 bin ton doğal taşın %12'sine tekabül etmekte. Yalnızca 84 sahayla bu rakamlara ulaşabildiğiniz için sizleri bir kez daha tebrik ediyoruz. Gerçekten öyle. Saha sayınız az ama çok ciddi bir rakama ulaşmışsınız. 2B grubu madenler Traverten, Merver, Onyx. Denizli'de görünür rezerv miktarı sıralamasında yaklaşık 2 milyar 200 milyon ton rezervle en üst sırada. Mermer rezervini kalker, linyit ve çimento kili izlemekte. Peki bu üretimlerden ne kadar devlet hakkı tahakkuk etmiş diye bakmak istersek 2021 yılında Denizli'de yalnızca 2B grubu madenlerden 28 milyon 110 bin TL devlet hakkı tahakkuk etmiş bulunmakta. Dolayısıyla madensiz olmaz. Şunu söylüyoruz. Bugüne kadar gelişmiş ülkelerin hepsi maden devrimleriyle buraya geldiler. Ya kömürden başlayın ta taş devrine dönmeyelim ama aslında adı taş olan da maden. Yani binalarımız da yine hakeza maden, yollarımız da maden. Sonrasında kömürü, sonrasında çeliği ve demiri var. Ve dolayısıyla madensiz olmayacağı muhakkak. Elinizi nereye atsanız mutlaka bir madene temasınız var. Ama şunu söylüyoruz, olmalı. Evet çevre, evet insan ve sosyal yapı. Artık bunlarsız madencilik yapamayız, yapmayacağız da. Bu konuda kararlıyız. Şunu yapacağız. Evet, yani şu anki mevzuat gereği buna dikkat etsek bile mevzuattan kaynaklanan bazı yetersizliklerin olduğunu görüyoruz. Ve inşallah o yapacağımız mevzuat çalışması kapsamında o şimdiki adı 32. madde olan rehabilitasyonla ilgili çok detaylı çalışmalarımız olacak. Bunu bizzat biz kendimiz takip edeceğiz. Kısmi rehabilitasyon getireceğiz. Ve o şu an yol kenarlarında olan maalesef ham madde üretim izinlerinden dolayı aslında devletimize tahsis edilmiş alanlarda alındıktan sonra görülen o kötü görüntülerin de bundan sonra bizzat MAPEK tarafından ayrılmış bir fondan karşılanmak üzere yine projelendirilmek ve takibini de tarafımızdan yapmak üzere düzenlemenin geleceğinin altını çiziyorum. Ben de tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. MAPEK Genel Müdürü Sayın Cevat Genç'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zola'nın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, çok değerli Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız, İhracatçılar Birliklerimiz Başkanları, Emniyet Müdürümüz, İl Müdürlerimiz, Bölge Müdürümüz, çok değerli iş insanlarımız, üreten insanlarımız,
Ben öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekten Denizli bakıldığında ihracat anlamında ilk 8'de üreten bir şehir, çalışkan bir şehir. Tükettiğinden daha fazla üreten, satın aldığından daha fazla satan bir şehir. Gerçekten şehrimizde ne kadar gurur duysak azdır. Burası üretme kültürü, girişimcilik kültürü en üst seviyeye çıkmış bir şehir. Devleti desteğini mutlaka ister ama birçok işi de kendisi halletme konusunda gayret sarf eder. Tabii ki bugün madencilik, mermer sektörü de Denizli'mizde gelişmiş durumda. İnşallah bu gelişim hızını ben bugün işlenmiş mermerde Türkiye'de birinci sıraya oturmuş olduğunu, gelmiş olduğunu duymaktan da gerçekten şehrimle, siz değerli insanlarımızla gurur duydum. Allah'ım yolunuz açık etsin inşallah. Tabii ki zor iş. Dağdan o taşı, mermeri söküp almak ağır iş. Hüseyin Başkan'ım pamukla uğraşıyor. Onunki hafif biraz. Tekstil biraz hafif ama taş işi ağır. Ama şunu ben belirtmek istiyorum. Yerli ve milli olması da, yani dıştan gelen ihracat ürününe dayalı bir üretim ve ihracat olmaması da tüm katma değerinin ülkemizde kalıyor olması da çok çok kıymetli ve değerli. Tabii ki bu fiyatlarda, kendi aranızdaki satışlarda ben bazen sektördeki başta Mehmet Başkanımızla ve yönetimle sohbetlerimiz oluyor. Bu rekabet noktasında bazen kendi ayaklarımızı bağladığımızı, nefesimizi kendimize tükettiğimizi ben hafif hissediyorum. Tabii ki bu maliyetlerinizi hesap ediyorsunuz, üzerine kar koyuyorsunuz. Gayet doğal. Ama ben şunu da unutmamanızı istiyorum. Mutlaka biliyorsunuz benden ziyade o oluşan mermerler 1 milyon, 2 milyon yılda oluştu. Yani onun da bir maliyeti var. Yani o alındığında o aldığımız mermerin yerine koyabilmek için birkaç milyon daha, eğer şartlar uygun olursa, aynı şartlar değişirse, gelişirse, oluşursa birkaç milyon yıl gerekiyor. Onun için bu doğal taşımızın değerini bilmek gerekir. Sadece işletme anlamda, üretme anlamdaki maliyetlerin üzerine kar yükleyerek onun fiyatını oluşturmamak gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten kendi değerimizi, milli değerimizi bu şekilde daha da değerlendirerek, çünkü alternatifi yok. Ama kendimiz birbirimizin alternatifi olursak kaybeden sektör oluyor, kaybeden iş insanlarımız oluyor. Tabii ki bu alan çok sıkıntılı bir alan, zor bir alan. Birçok yerleşim yerlerine, efendim, doğal güzelliklerin, varlıkların olduğu yerin altında bu güzellikler. Tabii ki bu hassasiyeti ben birçok girişimci arkadaşlarımız en üst seviyede dikkat ediyor. Ama gerçekten onları da korumamız gerekiyor. Bugün genel müdürümüz burada. İnşallah birçok sorunları, talepleri, belki bilgi eksikliği sebebiyle bilgilendirecektir. İnşallah çözüm gereken hususları da ortaya çözüm konacaktır. Tabii ki çözülmeyen hususlar varsa da çözüm makamlarına inşallah iletecektir diyorum. Bu toplantımızın, istişaremizin hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayır işler, sağlıkla mutlu günler olsun efendim. Sağ olun. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve bir plaket takdimimiz olacak günün anlam ve önemine dair katılımlarından dolayı. Öncelikle Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanımız Mehmet Serter'le Denizli İhracatçılar Birliği Başkanımız Sayın Hüseyin Memişoğlu'nu sahneye alıyoruz. Takdimleri kendileri yapacaklar. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski ÇED Daire Başkanı Sayın Oğuz Güner geliyor plaketini almak üzere. Alkışlarınızla. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski ÇED Daire Başkanı Oğuz Güner plaketini aldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdülkerim Aydın da davet ediyoruz alkışlarınızla yine.
plaketleri Sayın Memişoğlu ve Sayın Serter takdim edecekler. Teşekkür ediyoruz ve son olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Sayın Cevat Genç geliyor. Plaketini almak üzere. Katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.